Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahil azim ve etubu ileyh. Amma ba'd. Muhterem kardeşlerim, İslam dininin yasaklamış olduğu eğlence oyun türlerinden bir tanesi de kumardır. Kumar, İnsanlık tarihi boyunca çok değişik şekillerde, usullerde, yöntemlerde oynanmış bir oyun çeşididir. İslam kumarı kesinlikle yasaklamıştır. Hangi alet ve metotla oynanırsa oynansın, oyun oynayan insanlar önceden kimin kazanacağı belli değilse, sonuçta taraflardan biri veya birkaçı kar veya zarar ediyorsa bu çeşit oyunlara kumar diyoruz. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında da kumar oynarlardı. Hatta çok yaygındı. Üstelik bu kumar ve içki iki yasak beraber hep kullanımına gelmiş. Tarihte de böyle geliyor. Bugün de böyle devam ediyor. Nerede bir kumar varsa orada içki de zaten vardır. Ama o günün cahili Arapları bugünün kumarbazlarından bir parça daha bu işi, nasıl ifade edelim, şerefli demeyelim de, daha güzel yapıyorlardı, daha faydalı yapıyorlardı. Yani neyi kastetmek istiyorum? Oynarlardı, beraber yerlerdi, içerlerdi, işte devesini oynarlardı, buzağısını oynarlardı. Kazanan kaybeden olurdu. Kazananlar orada kestirirler, kebap eder, fakirler, fukara, zengin hep beraber yerler, eğlenirlerdi. Yani hiç olmazsa kazandıklarını orada da harcarlardı. Böyle bir ikram tarafı vardı. Araplarda böyle bir cömertlik tarafı, böyle bir misafirperverlik tarafı var o zamanlar. Bununla çok övünürler Araplar, bu cömertlikleriyle. Yani akşamleyin özellikle toplanırlar, ataşların başlarında hem içerler, hem rakş çalar, oynatırlar, hem de kumar oynarlardı. Çoğu zaman da kazandıklarını orada hep beraber yerlerdi. Fakat sonuç itibariyle bir oyundur ki, hangi yöntemle yapılırsa yapılsın, oynayanların bir ya da daha fazla olabilir. Bunlardan bir tanesinin sonuçta kar ya da zararı vardır. Önceden bilinmiyor ama sonuçta oyun neticesinde malum oluyor. Bu kar ve zarar işin içerisine girdiğinde kazanılanı haram kılar. Ama bir oyun oynanıyor, meşru bir oyun. İşte diyelim ki güreş oynanıyor, atıcılık, binicilik. Oynayanlar değil de, yarışa katılanlar değil de, üçüncü alakasız bir taraf bunlara ödül veriyor. Şimdi mesela yarışmalarda kupa verildikleri gibi, güreşlerde para ödülü vesaire ödüller verdikleri gibi bunlar kumara girmez. Oynayanların kendileri bir kazanç, kar ya da zarar sağlıyorlarsa bu kumardır. Kumarı Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimelerde kesinlikle yasaklıyor. Bununla ilgili bir ayet-i kerime Maide Suresi 90. ayet-i kerime 90 ve 91 peş peşe önümdeki Musaf-ı Şerif'in 134. sayfası Maide Suresi 90 ve 91. ayet-i kerimedir. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ey Müslümanlar, innemel hamru, hiç şüphesiz ki hamır, şarap, bunun içerisine sarhoşluk veren bütün içecekler de girer. Vel meysir, meysir de kumardır. Her çeşidiyle kumar, bugün oynanan bu asırda çıkmış milli piyangolar, totolar, lotolar, iddialar vesaire hepsi de aynı tarifin içerisine girdiği için kumarın içerisine girdiği diyoruz. İnnemel hamru vel meysiru vel ezdam, fal okları. Araplara mahsus böyle bir iş yapacakları zaman orada oktanlıklar var. Çeker ona göre bir şeyler yaparlardı. Tafsilatına girmeyelim. Vel ansab, dikili taşlar, kurban kestikleri, tapındıkları, tanrı diye işte dikili taşlar vardı orada, putlar vardı. Bunlar, vel azlam, ricsun min ameli şeytan, şeytanın işlerinden bile pisliktirler. Sakındırmayı görüyor musunuz?
Ric, yani bir pisliktirler. Üstelik min ameli şeytandır. Şeytanın işi. Şeytan işi bir pislik. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim baştan sona şeytana karşı insanları uyandırmıştır. Elem ahad ya beni Adem ella ta'budu şeytan innehu lekum adubun mubin. Onun bize adubun mubin, açık seçik bir düşman olduğunu Allah öğretmiş. Ona kulluk etmememiz hakkında bizi uyarmış. Daha Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayan bir macera var. Malum, şeytan hep insanın aleyhine çalışırdı. Bu da şeytan işi bir pislik. Dolayısıyla insanın bundan uzaklaşması lazım. Aklı başında olan ve de imanı olan bir insan kumar oynamaz. İçki içmez. Puta tapmaz. Putlara değer vermez. Feçtenibu. Bunlardan istinab edin. Kaçının. La lekum tuflihun. Felah bulmanız için. Yoksa felah bulamazsınız. Yani bir memlekette Allah'a itaat, ibadet, ubudiyet yoksa, içki içiliyorsa, kumar oynanıyorsa felah olmaz. Kurtuluş olmaz. Neden? Çünkü ayet-i kerimenin devamında Rabb-u Teala buyuruyor. İnnemâ yuridu şeytan, hiç şüphesiz şeytan murad eder, ister en yuhi'a beynekumun adavete vel bagda'a fil hamri vel meysir, sizin aranıza kumarla ve içkiyle kin sokmak ister, düşmanlık sokmak ister. Ve yasuddakum an zikrillah, sizi Allah'ı zikirden, Allah'ı anmaktan, hem lafzen Allah demekten, hem de hayatı Allah adına Müslümanca yaşamaktan alıkoyar. Yani salah, hasreten de namazdan. Bu oyuna bir dalar adam, tuvalete gitmeye vakti yok. Bizim böyle oyuna düşkün arkadaşlarımız da olurdu çocukken. Böyle veya biz hikayelerini dinlerdik. Adamın tuvalete gidecek vakti yok. Yemek yiyecek vakti yok. Biriktirir, biriktirir, biriktirir. Ondan sonra yer veya altına kaçıracak kadar neredeyse tuvaletini de böyle biriktirir. Kumarbaz. Yüzlerine bakarsanız o dehlizlerde genellikle yasak, ayıp, insanlar beğenmez. Karanlık yerleri seçerler. Işıksız yerleri seçerler. Devlet de yasaklamışsa zaten devlet güçlerinden de kaçmak için böyle izbe yerleri seçerler. Gün ışığı görmezler. Gıdalarını alamazlar. Havasız kalırlar. Rutubet içerisinde. Yani zayıftırlar. Gözlerinin feri gitmiştir. Avukları çökmüştür. Sağlıklarını da yitirmişlerdir. Zaten sağlıklı da düşünemezler. Akıl ve ruh sağlıkları da bozuktur. Onun için ağlarlar, sızlarlar. Çünkü kendilerini mahvederler, izzet ve şereflerini kaybederler, mallarını kaybederler, ailesini ihmal eder, kadın evde perişan, çoğu çocuk aç susuzdur, malını başkalarına yedirir. Sonra da düşman olur. Şu masada oynarlar, işte o onun malını alıyor, bu da bunun malını alıyor. Silah dayamıyor da oyunla alıyor. Sonuçta mal canın yongasıdır. Mal insan için sevimlidir, kıymetlidir. Ve bu kıymetli malını karşıdaki alıp götürüyor yani. Bazen de borçlanır, altından kalkamaz hale gelir. Akrabaları duyar, babası duyar, borcunu kapatır, yüzüne gözüne tükürür. Bu utançtan kendisi de pişman olur, tövbedir. Fakat eline para geçince öyle bir ruhi hastalık, öyle bir akıl tutulması ki verdikleri o sözleri unutur. Perişanlıkları kalkar ve titriye titriye koşa koşa bir kumar kapısına gider derler. Necip Fazıl Kısakürek rahmetullahi aleyh tevbe etmeden evvel kendisi de bu işi yaşadığı için çok iyi bilir. Böyle piyeslerinde, kitaplarında kumarbazın halet-i ruhiyesini çok yaman çizer. Acırsınız gördüğünüzde. Siz de bunlara rastlamışsınızdır hayatınızda. Şimdi Allah Celle Celaluhu لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ felah bulmanız, kurtulmanız için diyordu ya, nasıl kurtuluş bulur o toplum ki birbirlerinin malına çökmüşler, sağlıklarını yitirmişler, aileyi perişan etmişler,
aralarına sürekli kin, nefret ve düşmanlık sokmuşlar. Bu olduğu sürece o merhamet yüzü görmeyen bir garip toplum olur. Hasreten de namaz. Gözümüzün nuru olması lazım gelen namazdan alıkoyar. Fehel entum muntahun. Artık buna bir son verirsiniz değil mi diyor Allah sellezzel aleyhi. O kadar da latif, o kadar da nazik ve kibar. Artık buna bir son verirsiniz değil mi? Yani vicdan el vermez ki buna hayır desin. Bu güzel soruya, bu güzel yerlendirmeye. Artık bir son vereceksiniz buna değil mi? Evet ya Rabbi demekten başka bir çare yok. Müslüman bir kul için. Değerli kardeşlerim, kubarın çok büyük zararları var. Ahlaka zararı var, sağlığa zararı var, ruh sağlığına zararı var, toplumun asayişine zararı var. Kazançlara vuran bir darbedir. Biliyorsunuz İslam dininde ibadetler olsa 9 günün helal lokma kazanmaktır. Kumarbazın helalı olmaz. Haram lokma yiyen bir insanın Allah ne farzını ne nafilesini kabul etmez. Haram lokma yiyen bir insan, kazancı haramda olan bir insan ibadet zevki de alamaz. İbadet zevki alamayınca da yapmak da istemez. Zaten kumarbazlardan da çok namazlı insan çıkmaz. Ya namaz onu yer, ya kumar onu yer yani. İnna salate tenhanil fahşai ve mülker, hiç şüphesiz namaz insanı haramlardan, günahlardan, fuhşiyattan men eder. İçki ve kumar da namazdan men ediyor. İflah olmaz bu adam. Dolayısıyla kumarın zararı maalesef sadece kendisinde de kalmaz. Ailesini etkiler, akrabalarını etkiler, cemiyeti etkiler. Bu cemiyete zarar verir. Bu kumar çeşitleri işte kısaca zikretmiş olalım ki bugün milli piyango diyerek o milli kelimesini başına koymuşlar. Yazıklar olsun. Çünkü millet demek din demektir. Millete İbrahim-i Hanife, İbrahim'in Hanif milleti. Şimdi millet deyince ırkçılar, kavmiyetçilik deseler kimse kabul etmez. Dolayısıyla millet kelimesini ırk yerine getirip koydular. Millet deyince şimdi bizim aklımıza şu sosyolojideki millet gibi. Ama aslına bakarsanız millet din demektir. Yani. Milli demek dedi, dini demektir. Milli piyango, dini piyango. Ne kadar saçma bir şey. Milliyeyi sosyolojik manada anlasak bile bir millete toptan kumarı nispet etmek çok ayıp bir şey. Hala bu adı nasıl verirler bizi yönetenler aklımıza alıyor. Ayıp bir şey. Spor totolar, müşterek bahisler veya bunlara benzer bu tür oyunlarda İslam'ın meşru saydığı oyunlar arasına giremez. Haramdır. Müslümanların bundan şiddetle kaçınması lazım. Allah Celle Celaluhu kendimizi de, evlatlarımızı da, bütün insanları da bu illetlerden muhafaza buyursun. Subhanallah, Rabbim İzzet-i Allah'a esir. Hüseyin, Allah'a yükselin. Hüseyin, Allah'a yükselin. Hüseyin, Allah'a yükselin.